Geçen bölümde insanlık tarihinin ilk büyük dönemeçlerini izlemiştik. Tekerleğin dönmeye başlamasıyla birlikte uygarlıklar hızlandı ve matbaanın sesi yankılandığında bilgi artık özgürdü. Ama tarih burada bitmedi. Bazı buluşlar vardır ki yalnızca bir çağ değiştirmekle kalmaz, insanlığın kaderini yeniden yazar. Bir damla ilacın milyonlarca hayat kurtardığı, görünmeyeni gören bir teknolojinin savaşın yönünü çevirdiği ve bir keşfin insanı tanrının gücüne yaklaştırdığı anlar. İşte o anlar tarihin akışını sonsuza dek değiştirdi. Peki ya telefonun bir kıtadan diğerine kurduğu o ilk bağlantı ya da internetin insanlığı tek bir ağda buluşturduğu o görünmez devrim? Hepsi aynı zincirin halkalarıydı. Ve bu bölümde o zincirin en parlak ama en tehlikeli halkalarına dokunacağız. Hazırsan, tarihin en kritik buluşlarına yeniden bakalım. Ama bu kez yalnızca ne keşfedildiğine değil, neye mal olduğuna da. Bir zamanlar küçücük bir kesik bile bir insanın hayatına mal olabiliyordu. Tıp, bakterilerin ne olduğunu bile tam anlamadan enfeksiyonlarla umutsuzca savaş veriyordu. Ameliyatlar ölüm riskiyle eş anlamlıydı. Bir asker cephede yaralandığında çoğu zaman yara değil, mikrop öldürüyordu. İnsanlık görünmez bir düşmanın karşısında çaresizdi. Ta ki bir gün bir laboratuvarda açık unutulan bir tabak tüm tarihi değiştirecek bir sırrı ortaya çıkarana kadar. Alexander Fleming, bakterilerin etrafında oluşan o küçük boşluğu fark ettiğinde, farkında olmadan insanlığın ilk mucize ilacını bulmuştu. O maddeye penisilin dendi. Penisilin, milyonlarca insanı ölümün eşiğinden çekip aldı. Tıbbın kaderi değişti. Bir zamanlar ölümcül olan hastalıklar artık tedavi edilebiliyordu. Ama en önemlisi, insanlık ilk defa doğayı değil mikroskobit bir düşmanı kontrol altına almıştı. Ve bu bilimin insana umut verdiği kadar tehlikeli bir gücü de eline verdiğinin habercisiydi. 1930'ların sonunda dünya sessiz bir fırtınanın içinde nefes alıyordu. Avrupa'nın gökyüzünde motor sesleri yaklaşıyor ama kimse nereden geldiklerini bilmiyordu. Düşman uçakları karanlığın içinden görünmeden ilerliyordu. İnsanlık ilk kez gökyüzünü görememekten korktu. O korku bir soruyu doğurdu. Görmeden de görebilir miyiz? Ve bu soru tarihin yönünü değiştirdi. Bilim insanları ses dalgalarını göze çevirmeyi başardı. Radar doğdu. Artık hava boşluğu bir sır değildi. Görünmez olan görünür olmuştu. Radar milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Ama aynı zamanda bilimin savaşla dans ettiği bir dönemin de kapısını araladı. Çünkü savaş bitmedi. Yalnızca daha derine indi. 1940'ların ortasında bilim artık sadece keşfetmiyor yok etmeyi de öğreniyordu. Aynı laboratuvarlarda yeni bir enerji türü üzerinde çalışılıyordu. Atomun kalbinde saklı o güç. İnsan eline geçtiğinde artık geri dönüş kalmadı. 1945'te gökyüzü bir kez daha aydınlandı. Ama bu kez bir şehir yok oldu. Bilim insanlığın gözlerini açmıştı ama kalplerini karartmıştı. Radar bize nerede olduğumuzu gösterdi. Atom bombası kim olduğumuzu unutturdu. Ve insanlık o günden beri aynı soruyu sormaya devam ediyor. Gerçek ilerleme, her şeyi yapabilmek mi, yoksa neyi yapmamamız gerektiğini bilmek mi? Savaşın ardından dünya uzun bir sessizliğe gömülmüştü. İnsanlar birbirini yeniden duymak istiyordu. Me bir gün tellerden ses geçti. Alexander Graham Bell insanlığın ilk alosunu söylediğinde aslında iki kıtayı değil, iki kalbi birbirine bağladı. Ses önce odalardan geçti, sonra şehirlerden, ülkelerden, okyanuslardan. Teller uydulara dönüştü. Ses ışık oldu. Artık sadece konuşmuyorduk. Bağlanıyorduk ve bu bağlantı insanlık tarihinin en büyük buluşuna evrildi. İnternet. Artık bilgi bir tık uzağımızdaydı. Mesafeler anlamını yitirdi. Fakat bu kez de başka bir soruyla karşılaştık. Bu kadar yakınken neden bazen birbirimizden bu kadar uzağız? Belki de iletişim sadece kelimeleri değil, anlamı da taşıyabilmektir. Telefon, insanlığı yeniden konuşturdu. İnternet dünyayı tek bir ses haline getirdi. Ve biz bugün tarihin en büyük anın içinde hala birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü insanlık bir kablonun ucunda değil, birbirine duyduğu merakta yaşıyor. Tekerlekle başlayan yolculuk, matbaayla bilgiye, radar ve atomla güce, Telefon ve internetle bağ kurmaya dönüştü. İnsanlık her buluşta bir adım ileri gitti ama her adımda da bir soru bıraktı geride. Gerçek ilerleme nedir? Bazen bir icat bizi kurtardı. Bazen de en derin yaralarımızı açtı. Ama bir şey hiç değişmedi. Merak. İşte o merak bizi karanlıktan aydınlığa, sessizlikten iletişime yalnızlıktan evrensel bir bilince taşıdı. Bu hafta tarihin akışını değiştiren buluşların ikinci halkasını inceledik. Peki ya bundan sonra? Bilimin ışığı bizi nereye götürecek? Cevabını gelecek bölümde birlikte keşfedeceğiz. Çünkü insanlık tarihi aslında bir zincir değil, bir yolculuk. Bir sonraki videoda geleceğin eşiğinden geçmişe bakmaya devam edeceğiz. Bilimle kalın, merakla kalın.